Sıkıcı sunum yapmanın 5 püf noktası nedir? Nelerden uzak durmalısın? Ben Özlem. Hayatımın 20 yılını insan kaynaklarında çalışarak geçirdim. Yüzlerce sunum yaptım ve dinledim. Bugün sana sıkıcı sunum yapmanın 5 püf noktasını anlatacağım. Hadi başlayalım. Evet, görüyorsunuz rakamlar gerçekten çok değerli. Çünkü aşağıdaki rakamla yukarıdaki rakamın aynı olması gerekiyor. Çünkü bu grafik bunu çok bariz bir şekilde ortaya koyuyor ki ben bunu size geçen sene anlatmıştım sunumda. Şimdi sunuma baktığınızda bu sunum biraz çok karışık gibi. Neden böyle oldu gerçekten bilmiyorum. Çünkü aşağıdaki rakamla yukarıdaki rakamın aynı olması gerekiyor. Ama bu niye böyle oldu hiç Mustafa, bilmiyorum. Efendim Özlem? Ne yapıyorsun? Bütçe sunumu yapıyorum. Millet uyudu. Bu rakamları başka nasıl anlatabilirim? Bak şimdi gel. Yapacağımız herhangi bir sunum ya da konuşma aslında bizim için değil, dinleyenler için. Bu sebeple sunuma her bildiğimizi değil, dinleyenlerin ihtiyacı olan bilgiyi koymamız lazım. İnsanlara eldeki bütün bilgiyi vermek daha kolay geliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü konuyu özetlemek çok daha fazla çalışma gerektirir. Amacı belirleyerek yola çıkmak en doğrusu. Amacımız ne? Amacın ne senin? Yine de nihai bir amacımız olmalı. Sunumun sonunda nereye varmak istiyoruz? Birilerinin fikrini mi değiştirmek istiyoruz? Birilerini bir şeye ikna etmek mi? Ona göre vereceğimiz bilgi ve mesajlara karar verebilirsiniz. Ve sonsuz sayıda mesaj veremezsiniz. Çünkü dinleyenler belli bir sayıda mesajı ancak hazmedebilirler. Bu aynı Cem Yılmaz gösterileri gibi. Hani gösteriye gideriz ve Cem Yılmaz bir sürü espri yapar, hepsine güleriz. Ama ertesi gün gösteriyi birilerine anlatmaya kalktığımızda ancak 2 ya da 3 tane esprinin aklımızda kalmış olduğunu fark ederiz. İşte bu da onun gibi bir şey. Bu sebeple vereceğiniz mesajlar konusunda açgözlü olmayın. Einstein ne demiş? Bir şeyi basitçe anlatamıyorsan sen de konuyu anlamamışsın demektir. Haklı adam. İnsanlar neden konudan kopar biliyor musunuz? Kafaları karıştığı zaman. Sadece rakamlar ve grafiklerden oluşan bir sunum yapmaya kalkarsanız bay halinize. Steve Jobs'un MacBook ya da iPhone sunumlarını izlediniz mi? Eskiden iPhone yokken bizim müzik dinlediğimiz MP3 çalarlarımız vardı. Ayrıca telefonlarımız vardı ve internete de bilgisayardan girebilirdik. Sunumda Jobs, telefon, MP3 çalar ve internet ikonlarını yan yana koyup hop üçünü birleştirdi ve biz hemen anladık. Dedik abi bir telefon yapmış, sanırız ki bununla müzik de dinleyebileceğiz, internete de girebileceğiz. Fazla söze hacet kalmadan anladık. 3 adet ikonla. Bir de hikayeleri mutlaka kullanın. Özellikle duygulara hitap eden hikayeler, veri içerikli mesajlara kıyasla beynin daha fazla sayıda bölgesini etkiliyor. Hatta size bir tavsiye, bir hikaye cephaneliğiniz olsun. Duyduğunuz, okuduğunuz, yaşadığınız hikayeleri not edin. Sadece sunum ya da konuşmalarda değil, o kadar çok ortamda işinize yarar ki bu. Yeri geldiğinde çıkarır çıkarır anlatırsınız. Bir de beden dili var tabii. Olmazsa olmaz. Şimdi bu hayatta herkes kendini özel hissetmek ister. Bu sebeple anlatırken tek tek herkesin yüzüne bakabilirsek, 2 saniyecik bile olsa insanlar onlara konuştuğunuzu hissederler ve bu iyi bir histir. Bu sebeple insanlara sırtınızı dönerseniz, sunumunuzu okumaya kalkarsanız ve en kötüsü konuşmanızı zamanında bitiremezseniz sadece dinleyicileri uyutmakla da kalmazsınız, anlattıklarınızın tek kelimesinin bile akıllarda kalmamasını garanti edebilirsiniz. Ama tabii ki siz böyle yapmayacaksınız. Şimdi özetliyorum. Önce amacımızı belirliyoruz. Sonra vereceğimiz mesajları toparlıyoruz ama uzatmıyoruz. Yaratıcı görseller kullanıyoruz. Sıkıcı sadece Excel tabloları koymuyoruz. Hikayelerin gücünden faydalanıyoruz ve dinleyenlerle bağ kurmaya özen gösteriyoruz. Bravo! 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 Hadi bakalım, hepinize iyi sunumlar.
Benzer videoları kaçırmak istemiyorsanız hemen Deniz Akademi kanalına abone olun. Ve tabii ki beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Faydası olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla da bu videoyu hemen paylaşabilirsiniz. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek üzere.